Merhaba arkadaşlar, ben Erkan. Oyun gemisine hoş geldiniz. Boombit serüveninde yeni bölümle karşınızdayım. Savaşçılarla ganimet avına çıkacağız. Şu anda halihazırda bütün teknelerimde, çıkartma gemilerimde savaşçılar mevcut. Az önce bir tane sonlandı. Birlik sağlığı %8. Ha, kavga çıkartmamı istiyorlar ya. Kavga çıkartacağım en sonunda yani de. Şuradan böyle güçlü bir tane birlik hasarı vermiyor bir türlü bana arkadaşlar. Bir türlü vermedi, bir türlü vermedi. Verecek, elbette verecek, bir gün verecek. Burada deposunun içerisinde güç taşı şansı %61, kaynak ödülü şansı da %36. Bunların ikisi de şaheser arkadaşlar. Bunları 7 tane güç tozu karşılığında kurtardım bir tanesini. Derini kurtaracağım. 14 tane güç tozu kazanmış oldum. Ganimet toplayacağız. Topladığımız ganimetle de bir tane kahramanımızı yükseltmeye, diğer kahramanımızın da yeteneğini yükseltmeye bırakacağız. Çocuk ganimet toplayalım. Sıradan başlayacağım arkadaşlar. Bütün ganimetlere hücum edeceğim. Şu anda benim altına ihtiyacım olduğu için direktmen altına yönelik çalışacağız. 61 levelden bir yer geldi. Şu anda 236.000 altını var. Bu arada heykellerimde güç tozu da basılı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gidin lan. Alın oraları, toplayın gelin. Güzel. İşte güzel değil. Yanlış bak, fail görüyor musun? Niye böyle bir şey yaptım ki ben? Allah'tan game modumuz bol da problem yaşamayacağız. Yes. Tamam, çok başarılı bir şekilde karargah binasının etrafını askerlerimizi dolandırdık. Şu arkadaki şok atar muhtemelen bizi görecek. Evet, fıs. Bir şey yapamazlar. Al, bunu da gönderiyorum kanka. Lazım olur belki sana. Güzel. Tamam, galibiyeti kazandık. Kesip verdi bize iki tane madalya verdi. Askerlerimizi tazeleyelim. Oo, ganimete bak usta, altına bak. Efsane bir altına sahipsin usta. Peto. Şimdi seni peto peto indireceğiz. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. zayi vermeyelim bedavaya ya. Yani zayi vereceğiz. Bum toplarından dolayı, ama fazladan zayi vermeye gerek yok. Vallahi bütün köyü dondurdum ha. İnsan gibi vurmuyorlar ha. Vallahi billahi insan gibi vurmuyorlar. Ölümcül derecede vuruyorlar hem de. Küt. 811.000 altın geldi buradan bize. 7 tane zayiat verdik ama hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Askerlerimizi tazeleyelim. Tekrardan bir yere hücum edelim. Şurada 58 level bir yer var. 500.000 altın. 206.000, güzel. Bu adam da karargah binasını yükseltiyor. Hayırlı uğurlu olsun bro. Oo, yanlış değil. Arkadaki şeylere gitmedi. Tamam, sol cepheden gideceğiz. Vurma bum topu daha. Vuran pis heriftir. Adam zaten yükseltmesini bırakmış. Ganimeti fazladan duruyor belli ki. Ki bu adam da belli bayağı kovalıyor bu işi.
Ya bu Mitch'i baya baya kovalıyor. Lan şok bombaları nerede? Vurun lan. Vurun. 3 4 vuruşta aldı arkadaşlar. 4 tane vuruş. 4 vuruşta bir adayı komple yerle bir ediyoruz. Ah. Gönderemedik. Bri'yi gönderecektim. Evet, 384.000 altında buradan geldi. 2 tane zayiatımız var. Şimdi başka yerlere hücum edelim. Şurada bir yer var. 56 levelden bir yer. Kayıtlamayız diye baktım. 323.000 altın. Abi çok iyi ganimeti var ya. Demire bak abi. Müthiş bir demir var. Vallahi diğer yaptıklarımın yükseltmeleri şu anda halen devam ettiği için altın dışında diğer ganimetler bize öyle bedavaya kalacak. La dur la. İyi. Mayınlarının seviyesi düşük. O yüzden çok büyük zarar görmüyoruz. Evet, açıktan gittiler. Öldünüz mü? Ölmeyin kanka. Ölme oğlum. Ölme. Ölme. Yaşıyorlar. Evet, burada zayiat verdik. Verdik, 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 verdik. Burada bayağı zayiat verdik gibi gözüküyor ama dur bakalım. Al. Let's go. Ne verdin? Kesitleri gördüm ben. Başka bir şey göremedim. 20 tane zayiat verdik. Öyle böyle bir zayiat değil vallahi billahi. Evet, bitti. Harbiden bitti. Finito. Harbiden finito. Evet arkadaşlar. Birkaç tane kaynak üssüne saldıralım bari. Ama kaynak üssüne saldırırsak altın gidiyor ki. Altın gider abi. Gerçekten altın gider. Normal saldı, küçük yerlere saldırıp ilk baş bundan sonra bir deneyeceğim bakayım. Yükseltme yapabiliyoruz mu, yapamıyoruz mu? Çok sağlam bir yer aslında ha arkadaşlar, gerçekten. Müthiş derecesinde sağlam. Güm, bir tanesi vurduk. Ses çok gıcık değil mi? Ben sevmiyorum o sesi ya. 4 tane zayiat verdik. 152.000 altın geldi. 100.000 seyirlerinde de diğer ganimetler geldi. Altın ihtiyacımız olduğu için altını söylüyorum sadece. Hadi oğlum. Şşş. Alo. Heh, geldi. Dur bakalım ne yapabiliyoruz? $2.900.000 altın istiyor. Buna 643.000. Bu basit yükseltilmesi ama diğeri biraz zor ya. Bu arada ben bir tanesini yükselttim arkadaşlar. Ha, bunu yükselttim. Yaratığı yükselttim. Biraz daha saldırı yapalım o zaman. Şeyi yükseltelim. Everspark'ı yükseltelim. Yüzbaşı Everspark. Ukala'ya saldıralım. Dur bakalım. Ukala mı değil mi görelim.
3 tane falan daha saldırı yapmamız gerekecek. Evet, internetle alakalı bir sorun var galiba şu anda. Ben de hücum. Ana baba günü gibi gidiyorlar. Bütün mine'ları patlatıyorlar. Şşt, bağırma lan. Evet, Everspark ölecek. Ölmeden önce yeteneğini basacağım. Şşt, bağırma lan. Güm. Evet, bu savaşçı saldırısında Everspark'ı ancak bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Savaşçının iki kere daha fazladan vurur, iki kere vururken yetenekten faydalandığında vuruyor. Yani faydalanarak vuruyor. Everspark'ın sis perdesinin içerisinde kaldığı yere bakın. O anda tam bitmesine çok yakınken yeteneğe basın. O da hani hızlandırma yeteneği. Hani o işe yarar. Çok zor lan burası. Ha yo, basit. O kadar da zor değil ha. Ben çok zor dedim ama. Gel bakalım. Şu alev silahları bizi öldürür mü, öldürmez mi bilmiyorum ama onlardan birazcık tırsıyorum. Onlara bir çözüm bulmam gerekiyor. Vallahi sağlık attım. Bir tane zayiat verdik, bir tane kritik fünye geldi. 150 bin altın bize geldi. 2 milyon 500 bin olduk. Hemen hızlı hızlı hiç bakmadan direktmen hücum etmek gerekiyor. Hareket alanı diye bir yer vardı, oraya mı girdik? Yok. Geri tepmeye saldırıda bulunuyoruz şu anda. Çok zor. Yani verdiği ganimete göre çok zor. Bunların otomatik hamleleri var arkadaşlar. Bunları ezberlediğiniz zaman zaten iş bitiyor da. Durun mu oğlum? Evet, şu anda yeteneği kullandım. Evet, şok atarın bir tanesi bizi gördü, bu çok kötü oldu ya. Bak, o şok atar yüzünden çok müthiş derecesinde zarara girdik abi. Onu niye dondurmayı onu es geçtim ki ben? Çok da şok atar vardı ama ha orada gerçekten. Ya burası bombacı saldırısı değil, tank saldırısı belki olabilir. 24 tane zayiat verdik. Altın kazanacağız derken kaybettiğimiz altınlara bak. 101 tane altın kaybettik taşla birlikte. Neyse. Evet, burayı alırız. Burası basit. 20 bin altınla da saldırıda bulunabiliyoruz. Oo, 172 bin altın. Çok iyi. Eksik askerle saldırıyoruz ama inşallah işe yarar. Oğlum, yeteneğe mi bastık lan yanlışlıkla biz? He, yeteneğe bastık. Bir daha yetenek kullanmayacağım. Yetenek kullanırsam paket oluruz. Vurun lan. Vurun lan.
Tamam. Tam böyle var ya, ucu ucuna aldılar ya. Tam böyle şok etkisi bitti, aldılar ha. Tırsıtmadın değil beni yani ha, gerçekten. Bir ufak böyle. Yusuf Yusuf yaptı ama bir ufak. Çok değil. 4 tane zayiat verdik, 320 bin altın geldi buradan bize. Çok iyi oldu bu. Herhalde şu anda yükseltebiliyoruz arkadaşlar. $2.800.000 ama işte buradaki altınları geri iade alırsak kaç istiyordu la bu bizden? $2.996.000. Şurada aç gözlülük yapıyorum şu anda. Konutlar bize altın vermeden zorla onlardan vergi alıyorum. Altın alıyorum şu anda. 82 mi? Şunları şu şekilde değiştirir. Sonra bunları iptal ederim. Evet, tutturduk. Tamam, Ever Spa yükseltiyoruz arkadaşlar. Ever Spawn yükseltmesi için bir gün 10 saat bizden istiyor. Yükselt kanka. Yetenek yükseltebiliyoruz mu? Şunun yeteneğini yükseltelim. Bu çünkü gerçekten işe yarıyordu. Yükselt kanka. Niye? Kahraman kulübesi meşgul. Yuh be abi. Bize ne meşgul seni? Neyse tamam, bir an onu daha sonradan yaparım. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Bumbiç severlerin like atmasını ve abone olmasını istiyorum. Bir sonraki Bumbiç videosunda görüşene kadar hoşça kalın ve bay bay.